Çok güzel başlıklaması sağ olsun. Yevgeni Prigojin kimdir? Biraz daha yakından bakacağız. Prigojin'de özellikle Rus kökenli ve tabii ki kendisini bir Rus milliyetçisi olarak tanımlıyor ama daha önce giymiş olduğu hükümlerden de tanınan bir isim. 1961 St. Petersburg doğumlu, hırsızlık, dolandırıcılık ve gençleri suça sürüklemekten 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çok güzel başlıklaması sağ olsun. Çok. Daha sonra özel sektöre giriyor ve Putin'in belediye başkanlığı döneminde de Putin'le yakın ilişkiler kuran bir isim. Medya dahil pek çok sektörde rol alıyor. Daha sonra ise eski bir istihbarat subayıyla birlikte 2014 yılında Wagner'i kuruyor. Çok güzel başlıklaması sağ olsun. Çok. Wagner birlikleri kısa sürede Afrika, Suriye ve Ukrayna'da pek çok çatışmaya katılacak kadar genişledi. Aslında o yıllarca Wagner bağlantısını inkar etmişti. Ardından bir video ortaya çıktı. Videoda Prigojin bir cezaevindeki mahkumlara Wagner'e 6 ay hizmet ederlerse özgürlük sözü veriyordu. Video hızla yayılınca 26 Eylül 2022'de Wagner'in kurucusu olduğunu itiraf etti. Prigojin, Wagner paralı askerlerini vatansever olarak nitelendirse de insan hakları aktivistleri Wagner birliklerine Ukrayna, Suriye ve Libya'da savaş suçları işlemekle suçluyor. Avrupa Birliği ise Wagner'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini, doğal kaynakları yağmaladığını, şiddeti körüklediğini, sivilleri sindirmek için paralı asker topladığını ve dünyanın dört bir yanındaki çatışma bölgelerine gönderildiğini açıkladı. Tüm bu suçlamalar karşısında Putin, Kremlin ve Wagner arasında herhangi bir bağlantı olmadığını savunuyor. Eskiden bir sır gibi saklanan Wagner birlikleri artık yeni üyeler kazanmak için reklam panolarını kullanıyor. Görünen o ki artık varlıklarını saklamaya gerek bile duymuyorlar. Prigojin'in kurduğu Wagner grubu Rusya-Ukrayna savaşında son derece önemli bir role sahip. Hatta Rusya-Ukrayna savaşındaki etkisi nedeniyle geçtiğimiz yıl Rusya Federasyonu Kahramanı unvanını aldı. Çok güzel başlıklaması sağ olsun. Çok. 61 yaşındaki Rus oligark, eşi, iki çocuğu, şirketleri ve ortakları Ukrayna'da yaşanan savaşla birlikte Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptırım listesine alınan isimler arasında. Özellikle Prigojin, Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik yaptırımlar ve seçime müdahale gibi suçlamalarla son bir yıl içinde sık sık gündeme geldi. Adının karıştığı Amerika Birleşik Devletleri seçimleri nedeniyle FBI'ın kara listesinde yer alıyor. Sahibi olduğu 3 şirketle 2016 ve 2018 yıllarında yapılan 2 Amerika Birleşik Devletleri seçimine müdahale ettiği yönünde iddialar var. Prigojin bu iddiaları uzun zamandır inkar etse de 7 Kasım 2022'de Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine müdahale ettiğini ve gelecekte de müdahale etmeye devam edeceğini söyledi. FBI ise başına koyduğu 250 bin dolarlık bir ödülle hala Prigojin'i arıyor. 2020'nin Mart ayında ortaya atılan bir iddiaya göre de 2019'daki seçimlerde Libya başkanlığını kazanması için Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'ye mali destekte bulunmuştu. Prigojin internet araştırma ajansının kurucusu ve yöneticisi olduğu için bu ajans dolayısıyla yapılan propaganda faaliyetlerinden de sorumlu tutuldu. Geçen yıl Belinket, The Insider, Der Spiegel tarafından Prigojin hakkında geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. Bu araştırmanın raporları Putin'in şefinin Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya'nın askeri istihbarat adı olan GRU'yla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Açıkçası pazarda sosisli sandviç satarken iş hayatına atılıp inanılmaz bir yükseliş yaparak büyük bir servete sahip olan Prigojin'in bu kadar yükselmesinin sebebi Putin'den başkası değil. Ve şu anda özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Putin'in oldukça işine yarayan, kurduğu troll ordusuyla onu körü körüne destekleyen bir isim. Peki Rusya-Ukrayna savaşı sona erdiğinde ya da başka bir sebeple Putin'in artık Prigojin'e ihtiyacı kalmadığında, Putin'in sır kutusu olan ve sabıka kaydı hayli kabarık olan Prigojin'in akıbeti ne olacak? Bu sorunun cevabını zaman gösterir. Сколько из ваших там осталось? Ну ясно. То есть мы сегодня основная часть выйдет, да? А остальные до 5 числа, как и предполагали, да? Вот, все, теперь здесь размещаемся. На Бахмуте нас уже быть не должно.